Herkese merhaba, harika bir pizza tarifim var. Hemen başlayalım. Yarım su bardağı ılık süt, yarım çay bardağı ılık su, çeyrek su bardağı sıvı yağ, 1,5 tatlı kaşığı şeker, 2 tatlı kaşığı da maya ekliyorum. İyice çırpıyorum. Bir 5 dakika mayanın çalışması için bekleteceğim. 5 dakika oldu. Şimdi unu ekleyip hamuru yoğuracağım. Azar azar un ekliyorum. 1 çay kaşığı da tuz serpiyorum. Hamuru önce kaşıkla toparlıyorum. Ben toplamda 2,5 su bardağından biraz fazla un kullandım arkadaşlar. Böyle 2,75 gibi düşünebilirsiniz. Hamuru 5-6 dakika boyunca iyice yoğuracağım. Yumuşak kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Yoğurma aşaması önemli arkadaşlar. Burayı aceleye getirmeyin. Evet, gördüğünüz gibi hamur bu kıvamda olmalı. Hamurumu top yapıyorum. Üzerini streç filmle kapatıp 1 saat mayalanmaya bırakacağım. Hamur mayalanırken ben de pizza sosunu yapacağım. Bir paket hazır domates püresi ekliyorum. İsterseniz domates de rendeleyebilirsiniz, fark etmez. 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı da kekik ekliyorum. 1 kutlu çay bardağı ılık su döküyorum. İyice çırpıyorum. Ocağa alıp sosumu 10 dakika kaynatacağım. Bir kapak kapatın çünkü pişerken etrafa çok sıçrıyor. Arada karıştırarak 10 dakika pişirdim. Ocaktan alıyorum. Hamurum 1 saatin sonunda mayalandı. Şimdi onunla çalışmaya başlayacağım. İlk olarak hamurun havasını alıyorum. Tezgahın üzerine bir yağlı kağıt serdim. Hafif un serpiyorum. Hamuru yağlı kağıdın üzerine alıyorum. Üzerine de biraz un serpip önce elimle hafif genişletiyorum. Daha sonra merdane ile hamuru açmaya başlıyorum. Mutlaka yağlı kağıt üzerinde çalışın arkadaşlar. Diğer türlü zor oluyor. Hamurumu tepsiye alıyorum. Hamurun tam ortasına bir tabak kapatıyorum. Fırında pişerken kabarmasın diye hamura çatalla delikler açıyorum. Soğuyan pizza sosundan bolca ekliyorum. Kaşıkla her yerine iyice yayıyorum. Rendelenmiş kaşar peyniri ekliyorum. Kaşar peynirlerini eşit bir şekilde dağıtıyorum. Sucuk ekliyorum. Malzemeler tamamen size kalmış, istediğinizi koyabilirsiniz. İnce ince dilimlediğim yeşil biberleri ekliyorum. Dikkatli bir şekilde ortadaki tabağı kaldırıyorum. Bir bıçak ya da pizza kesici ile ortadaki hamuru 8 dilime ayırıyorum. Her bir parçayı pizzanın üzerine kapatıyorum. Hamurların üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Susam serpiyorum. Ve işte çelenk pizzam artık fırına girmeye hazır.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişireceğim arkadaşlar. Pizzam fırından çıktı, nefis bir şekilde pişti. Bugün sizlere daha önce görmediğinizi tahmin ettiğim çelenk pizza yaptım arkadaşlar. Çok çok güzel oldu. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.